Haber 1903 YouTube TV'ye hoş geldiniz. Çok değerli Müslüm Gülhan hocamla birlikte Beşiktaş gündemini değerleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Hocam yavaş yavaş konuya bir gireyim istiyorum. Malum eskiden böyle Tabii. özellikle büyük sirklerde, çadırlarda, Anadolu'da böyle daha çok görülürdü. Böyle illüzyonist olurdu ve onlara da genelde çizgi roman kahramanı Mandrake'nin adını verirlerdi. Daha sonra bu Mandrake'yi biz sağ olsun Zati Sungur'la birlikte unuttuk. Sonra Sermet Erkin geldi onun çırağı olarak. O da belli bir dönem götürdü. Fakat bu illüzyonist işleri yadigar kaldı bizde. Özellikle de Beşiktaş'ın gündeminde bir teknik direktör bilmecesi var ki söylenen yapılmayan işte o söylenen ismi karşı rakibin hem başkan adayının ben onunla konuştum imzalattım demesi falan bu acayip bir dünyadayız. Demek ki bizi önümüzdeki sezonda berbat bir futbol süreci bekliyor. Bugün hatta işte özellikle Mourinho ismi üzerinde çokça Beşiktaş'ta duruldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı ben konuştum dedi. Ali Koç biz de aynı fikirdeyiz dedi. Bizim Beşiktaş yöneticisi Sayın Hüseyin Yücel de ben de konuştum dedi. Hatta dedi ikinci sefer gene konuşacağım falan. Bir anda biz ne oluyor kim kimle konuşuyor falan derken Aziz Yıldırım noktayı koydu. Paraları çoksa gitsin konuşsunlar dedi. Ve bugün Hüseyin Yücel tabii ki Fenerbahçe'nin anlaştığını açıklaması, bunun yurt dışındaki basında da çıkmasından sonra işte konuştuk ama ortak bir noktada buluşmadık diyerek olayı bir yere getirmeye çalıştı. Fakat günün sonunda hocam iki tane Türk teknik direktörün gelme ihtimali çok yükseldi. Biri Nuri Şahin, biri de Sergen Yalçın. Hocam siz bu gidişat, bu teknik direktör bilmecesi, bu illüzyonist hareketler, bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii illüzyonist olarak ben Sayın Hasan Arat'ın kendisine değil ama Beşiktaş Başkanı olarak yaptığı çalışmalar ve o çalışmalar sonucunda söylenenlerle Hüseyin Bey ile beraber söylenenlerle gerçekleşenler arasındaki farktan dolayı ve olmamasından dolayı miş gibi yapılıp sunumuyla sonucu farklı olduğu için kullandım. Bundan Evet. sonra da çok kullanacağız. Kullanmaya da devam edeceğiz. Bu bana ait bir söylemdir. Her zaman da bunu kullanmaya devam edeceğim. Şimdi Sayın Eyüp, ya Hasan Arat yönetiminin başlangıcına baktığın zaman bizim atom karınca dediğimiz hocamızın görev sürecinde başlamadan evvel dedi ki ben Rıza Hoca ile çalışmaya devam edeceğim dedi. Fakat daha sonraki süreçte Rıza Hoca ile çalışmamayı değerlendirdi ve en yakın takım arkadaşlarından görevli olan, kulüpte görevli olan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'yı bu işi bitirmekle görevlendirdi. Bir şekilde de işine son verdiler. Daha sonra Hansi Flick zaten başkan seçilmeden evvel de bunu gündeme getiriyordu. Sürekli bu cümleyi kullanıyordu. Kendisiyle görüştüğünü ve bir şekilde irtibat kurup anlaşabilecek zemin aradığını söyledi. Fakat Hansi Flick'ten böyle bir açıklama gelmediği gibi ben o zaman da deklar ettim. Kendisinin görüştüğüne de inanmadığımı söyledim. Böyle bir şeyin olmayacağını düşündüm. Çünkü o zamanki Alman basınında yansıyan her şey Barcelona'nın Xavi'den sonraki antrenör adayı, teknik direktör adayı Hansi Flick olduğunu söyledi. Bu açıklamanın yapılmasıyla Beşiktaş'ın o gündemindeki söylemin karşılığının olmadığı açığa çıktı. Netice Evet. itibariyle Fernando Santos'a döndüler. Fernando Santos'la çalıştılar. Bunun da olmayacağını ve Beşiktaş'a bir katkı sağlamayacağını deklar ettik ama troller ve diğer insanları ikna edemedik maalesef. Orada da aynı şekilde bir illüzyon yaratıldı. O da gerçek olmadığı ortaya çıktı sonuç itibariyle. Ben aslında biraz da bunu futbolun insanları gergedanlaştırmasına da benzetiyorum. Gergedanlaştırma bir o da bir illüzyondur ama Hitler zamanında Hitler faşizminin insanları kendi vatanından bayrağından koparıp kişiye odaklanma ve kişinin etrafında örgütlenip kişinin çıkarları doğrultusunda
ve bir topluluk psikolojisi etrafında kimliğini reddederek kişi gider kimliğinin üzerinden hareket etmesine benzetiyorum. Bu bir söylemdir ve her yerde de kullanılabilen bir modeldir. Aslında bir illüzyondur bu da baktığın zaman. Fakat daha sonra gerçeklerle insanlar yüzleştiği zaman her şeyin çok farklı olduğunu, kayıpların ne kadar büyük olduğunu ve bu kayıpların da bertaraf edilmeyeceğini anlaşırlar ve bununla da yüzleşirler. Ama Beşiktaş 22 yıldır bu acıyı, 23 yıldır bu acıyı çekiyor. Fakat ne hikmetse bununla yüzleşme yerine aynı modelde, aynı yapıda trollerin algı manipülasyonu üzerinden süreç devam ettiriyor. Hala devam ettiriyor ve bunun içinde bir sürü Goebbels'ler çıkıyor. Bu Goebbels'ler de bir şekilde kendine yer edinip hiçbir şekilde vasfı olmayan, son derece yetersiz, toplum içinde bir liyakatla ilgili bir yer bulmayacak insanlar kendini troll adayarak, liderini adayarak oradan kendine bir yer, başkan üzerinden ve o kimlik üzerinden kendine bir kimlik edinmeye çalışıyor. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar Beşiktaş'a zarar. Ben Beşiktaş'tım. Ve benim için hiçbir başkanın Beşiktaş'ın üstü, Süleyman Saba dahil, Beşiktaş'ın üstünde yer alması söz konusu olamaz. Benim için her şey Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın çıkarları söz konusu. Bugüne kadar da yaptığım, söylediğim, yazdığım her şey Beşiktaş'ın çıkarları uğradı. Bir beğenenler olur, beni linç etmeye kalkanlar olur. O onların sorunu. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bundan sonra da aynı kaldığım yerden devam edeceğim. Daha sonra Muçi ile El Musaati transferine geldi. Biliyorsun başkana doğrudan söylediler. Sorumluluk al, işi bitir. Bununla ilgili takla açtılar. Ve işi bitirmeye gidiyorum dedi. Ama işi bitirmeye gittiğinde meğerse Madrid'e olimpiyat 2027 İstanbul olimpiyat toplantısının görüşmeleri varmış. Oraya gidiyormuş. Oraya gittiği zaman bu saklandı. Hiçbir şekilde deklare edilmedi. Aynı şekilde Roma'daki toplantıya da aynı şekilde gitti. Fakat daha sonra orada işler Mendes ve Ahmet Bulut'ta özellikle Mendes tarafından bitirildikten sonra toplam hemen hemen 40-41 milyona maaşlarla dahil, bonuslarla dahil iki tane oyuncu transfer etti. Ve bu oyuncuların bu parayı etmeleri mümkün değil. Ağızlarında kuş tutsa mümkün değil. Yani hiçbir şekilde buraya bu paraya kendileri iyi futbolcu olabilir ama yerleri bellidir. Etrafındaki oyuncuların katkısıyla bir yerlere gelebilecek oyuncular. Bir lider oyuncu ya da özel meziyetleriyle takımı taşıyacak, belirli bir yere gidecek oyuncular değillerdi. Belirli yetenekleri var. O yetenekler dolayısıyla katkı yapabilir. Ama bunların katkı yapacak değerleri bu paralar değil. 1,5-2 milyon euro civarında bir ederleri olan oyunculardır bunlar. Bunun üstüne verdiğiniz bütün para Beşiktaş'ın zararına bir paradır. Netice itibariyle bu oyuncular da bir şekilde söylenenlerle sonuç arasında büyük bir fark olduğu açığa çıktı. Tabii ki oynayacaklar. Bu kadar büyük bir meblağ verilmiş ve bunun karşılığını Beşiktaş taraftarı olarak verilmesinden yana. Evet. Arkasından Türkiye Kupası geldi. Şimdi burada da başka bir boyut var sevgili. Şimdi Türkiye Kupası'nın takımı Sayın Hasan Arat'ın işte başladı, her şey böyle olacak, bunun gibi gidecek. Fakat lig takımı Hasan Arat'ın değil, Ahmet Nurçevi'nin. Şimdi lig takımı Ahmet Nurçevi'nin ise takımı niye Sayın Arat'ın oluyor? Eğer lig takımı Hasan Arat'ınsa o zaman kupada Hasan Arat'ın olur ama Sayın Çevi'nin ise kupada Çevi'nin olur. Yani burada da bir anlam ve algı manipülasyonu söz konusu. Yani baktığın zaman Çevi dönemiyle Sayın Arat döneminde büyük puan arasında büyük fark var. Matematiğe baktığın zaman Çevi dönemindeki kayıplarla Sayın Arat dönemindeki kayıplar çok farklı. Burada Fenerbahçe yenseydi 9 puana çıkacak fark. Orada şu andaki sonuca bak 45 puana kadar 46 puana kadar çıkmış bir farktan söz ediyoruz. Demek ki burada bir matematiksel olarak da bir başarısızlık söz konusu. Ve sonunda döndük dolaştık. Cumhurbaşkanının bu transferine devreye girdiği ortaya çıktı. Sayın Hasan Hüseyin Yücel tarafından. Ve kendisine teşekkür açıklaması yapıldı. Fakat arkasından öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Polonya'dan bir açıklama geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, yani bir Cumhurbaşkanı böyle bir işin içine sokulur mu haberi olmadan? Yani bu illüzyonunuz da geçti. Farklı bir boyuta geldi artık. Ve burada da geri adım attılar. Sonra yine trolleriyle işi toparlamaya çalıştılar. Arkasından döndük dolaştık. Transferlerle beraber, her şeyle beraber lig bitti. Kupa alındı. Çok önemliydi kupa. Hepimiz çok mutlu olduk. Çünkü Avrupa'ya gidiyor. Bir katma değer kazanacak. Yani şu kadar borcun ve şu kadar olumsuzlukların içinde bir kupa kazanması ve UEFA'ya gitmesi, playoff oynaması ve UEFA'ya gitmesi çok değerli Beşiktaş için. Çünkü hem futbolcular için bir değer olacak, yapılacak transferler oraya bakacaklar. Yabancı transferlerinde özellikle bu çok değerlidir, çok önemlidir. Hem de bir katma değer yaratacak Beşiktaş. Çünkü Türkiye'de
kulüpler sadece Avrupa kupalarından çok yüksek katma değer yapar. Onun dışında hiçbir şey yapar. Bakın Galatasaray şampiyon oldu, toplam 7 milyon euro aldı. Onun dışında bir şey yok. Ya ama siz Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınız zaman katılım payı 30 milyon eurodan başlıyor. Aldığınız her puan ve gruptan çıkışınız her şeyiniz buna ekleniyor. O yüzden Türkiye'deki takımların artık büyük hedefi her şeyi orada asılı kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde ya da UEFA'da asılı kalmak. Oradan katma değer yaratmak. Bunun üzerine tüm hesabı. İşte bunun için de buna uygun teknik direktör lazım. Ne İsmail Kartal buna uygundur. Ne Şenol Güneş buna uygundur. Ne de Okan Buruk buna uygundur. Okan Buruk 3 final kaybetti. Baktın Kopenhag, Slavia Prag ve içeride Fenerbahçe. 3 tane finali kaybetti. Hiçbir şey yapamadı. Bu oyuncu kalitesinin üzerinden nasıl gittiğini ama iş teknik direktörle coachingliğe kaldığında nasıl yetersiz kaldığını. Aynı şekilde İsmail Kartal'ın böyle bir donanımlı bir kadroya hiçbir şekilde futbol oynatamaması ve içeride 3 beraberlik bir mağlubiyet alarak şampiyonluğu Galatasaray'a vermesi de ne kadar sıkıntılı ve Konferans Ligi'nde Olympiakos'la oynadığı maça bak. Olympiakos kupayı aldı. Sen alamadın. Burayı bile kaçırdı. Yani bu çok büyük bir kayıp aslında baktığınız zaman. Buralarda hep işte bu teknik direktörün ne olduğunu ortaya çıkıyor. Şimdi buraları eğer hedef alacaksanız evet Mourinho gibi bir hocayla çalışmak zorundasın. Avrupa'da piyasası bitmiştir, tartışılır, şu olur, bu olur. Ama Avrupa'da nasıl oynayacağını bilen, kupalarda nasıl oynayacağını bilen, hele hele Süper Lig'de bir takımın taktiksel bütünlük içinde oynatabilecek meziyetleri olan bir teknik direktör fark yaratır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Ve doğru bir isimdir baktığın zaman. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bunu açıkladı. Arkasında Sayın Hüseyin Yücel de dedik biz görüştük dedi. Fakat görüşmeyi Sayın Mourinho da daha sonra açıkladı ve onun çevirisini medyaya düştü. Benle görüşme istediler. Kahve içmek istediler. Sayın Aratlı'ya Sayın Yücel. Ben de kabul ettim. Büyük ihtimalle benim kişisel görüşüm Ahmet Bulut oradaydı. Bu görüşmeyi onlarla çalıştığı için Mendes ve Ahmet Bulut'la çalıştığı için neticede bu görüşmeyi de sağladı. Bu görüşme neticesinde Ahmet Bulut hem bir rekabet ortamı Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında bir rekabet ortamı yarattı. Hem de bir prestij kazandı Sayın Aratma, Sayın Yücel tarafından. Fakat işin transfer boyutu hiç görüşülmemiş ve hiçbir şekilde böyle bir şey olmamış. Sadece bir görüşme. Kahve içmeyle ilgili dostane bir görüşme yapılmış. Fakat bunu Sayın Yücel aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve ondan evvel Hansi Flick, Hasan Arat'ın Hansi Flick görüşmesi arkasından Cumhurbaşkanı açıklamasına baktığın zaman gelinen noktada böyle bir şey de olmadığı yine ortaya çıkıyor. Şimdi koca Beşiktaş camiası, 100 küsur yıllık bir camia, 1903 yılında kurulmuş bir camia. Artık gerçeklerle hareket etmek zorunda. Yani böyle illüzyonist ve davranışlarla başlangıçta sonu çok farklı olan ve tüm taraftarların güvenini ve özgüvenini kaybettiren, ayrıca da diğer takımlara karşı da mahcup duruma düşünen davranışlardan uzak durulması gerekiyor. Siz Ali Koç'la işbirliği yapabilirsiniz. Özyiğinlerle, Ali Koç ailesiyle Sayın Arat'ın ilişkileri iyi olabilir. Bunlarla ortak iş ama iş Aziz Yıldırım'la rekabete geldiğinde farklı boyuta gelir. Aziz Yıldırım Türkiye'deki futbol yönetim mekanizmasını çok iyi bilen biri. Doğru olduğunu söylemiyorum. Ama bugünkü koşullarda Türkiye'deki mekanizmayı çok iyi bilen, yanlışlıklarla dolu mekanizmayı çok iyi bilen, bu Sayın Arat'ı ya Sayın Yücel'i kurtarmak ya da onların çok iyi bildiği anlamına da gelmiyor. Burayı da ayrı tutmak lazım. Ama neticede Sayın Aziz Yıldırım bunları çok iyi bilir. Eğer bir açık verirseniz sonuna kadar kullanır, sizi mahcup eder ve bütün eğer de doğru söylemiyorsunuz o yalanınızı da açığa çıkartır. Bundan da hiç çekinmez. Ayrıyeten de bunu kendi taraftarları, kendi prestiji üzerinden de kullanın. Ve nitekim öyle oldu. Ve geldiğiniz zaman siz geri adım atmak zorunda kaldınız. Söylediklerinizin doğru olmadığı açığa çıktı. Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru oldu açığa çıktı. Ve Sayın Ali Koç da bu sürecin doğru olduğunu ve devam edeceğini söyledi. Şimdi bu Fenerbahçe için başka bir büyük ama Beşiktaş için büyük bir kayıp ve büyük bir utanç. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bütün camiayı Fenerbahçe camiasına karşı ve Aziz Yıldırım başkanlık nezdinde de yönetim nezdinde de orada rekabette mahcup duruma düşmesi üzücü bir olay. Gerçekten çok üzücü bir olay. Çok evet hocam. Yani camia olarak Fenerbahçe karşısında taraftarların, kongre üyelerinin böyle bir duruma düşmesi çok acı bir şey. Aslında biz o acı yaşanılan bu rencide olma olayını kupa finalinde bir yöneticimiz ki kendisini ben isim olarak bilirim, tanırım, çok iyi sevdiğimiz bir abimizdir ama maalesef yaptığı yanlışı da söylemek zorundayız. Sayın Kadir Kılıç abimiz tribünlerden bir harekette bulundu.
Eğer siz Beşiktaş yönetimine, biz Beşiktaş kültürel kodlarıyla geldik, onları temsil ediyoruz gibi önemli bir söylemle geliyorsanız, önemli bir söylemin ardından da yönetmeye kalkıyorsanız bunları yapmamanız lazım. Maalesef bunu yaşadık. Bunun karşılığında herhangi bir istifa ya da başka bir şey, bunları da görmedik ki olması gereken aslında normalde istifa etmesi lazım sayın yöneticinin. Böyle bir şey de olmadı hocam. Beşiktaş'ın hem kültür kodları hem yönetiliş şekli, demin de sizin ifade ettiğiniz gibi hakikaten bir aşağı doğru inme durumunda. Bunu, bu inmenin en büyük etkisinin de biz o kodlarla geldik, biz o kültürle geldik denen şahısların, yöneticilerin yapması ise bambaşka bir şey. Yani bu dakikadan sonra sizin karşınızdaki rakipleriniz ne yaparsa yapsın, kongre seçimlerinde falan, onlar haklı duruma çıkartır, siz hiçbir şey yapamazsınız. Hocam sizin bu konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Hakikaten yani nedir bu, bu yozlaşma nereye kadar gidecek, ne kadar daha dibe vuracağız? Sevgili öncelikle son kitabımdaki imza törenine geldin. Çok teşekkür ederim. Benim için çok değerliydi. Elimden geldiği kadar futbola katkı yapmak, spora ve futbola özellikle. Çünkü 40 yıllık bir birikim, hem akademisyen olarak hem teknik direktör hem de yönetici olarak 40 yıllık bir birikimle bunları toparlamaya çalışıyorum. Bundan önce bir kitap yazmıştım futbolla ilgili. Türkiye'de hiç kullanılmayan bir başlığı kullandım. Demin senin kullandığın futbolun kültür kodları. Çünkü futbolu kültürel açıdan bugüne kadar hiç değerlendiren ve bunun içindeki neyin niçin yapıldığını ve neye dayandığını çok sorgulamayan bir yapı söz konusu. Eğer kültürü bir şekilde değerlendirmezsek ve bunun kodlarının ne olduğunu ve nereden gelip nereye gittiğini ve nasıl olması gerektiğini tartışmazsak ve bunları korumazsak aynı zamanda da bu bir sorundur. Bizi izleyen saygıdeğer insanlara tavsiye ederim. Futbolun Kültür Kodları kitabını da almalarını tavsiye ederim. Yararlanacakları için söylüyorum. Ben zaten buradan bir şey kazan hiçbir zaman yazdığım kitapla para almam. Yayın evlerine bırakırım. Oradaki değerli arkadaşlar devam ettirsinler diye. Netice itibariyle bu önemli bir kıstas. Şimdi Beşiktaş 1903 yılında kurulmuş bir takım ve Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmuş. Ondan sonraki süreçteki işgale karşı dirençte bulunmuş ve o dirençli Mustafa Kemal'le paylaşmış. Onun inisiyatifi altında da görevler almış bir kulüp. Şimdi buradan gelen bir kulübün kişilerle bir işi olmaz. Buradan gelen grup kurumsaldır. Derin kültür kodlarına sahipti. Derin bir tarihsel kültürü vardır. Derin bir tarihi vardır. Bunlar işte benim Beşiktaş'ı savunmamın temel değerleri, temel dayanakları bunlar. Bunların üzerinden ben hep giderim. Benim için bunların savunulması kaçınılmazdır. Kişilerle benim işim yok. Hiçbir zaman da kişiler üzerinden de hareket etmem. Ama bunlar benim için olmazsa olmaz. Şimdi Beşiktaş'ta görev alıyorsanız, ben daha evvel sana da söylemiştim. Ben Beşiktaş'ta ne kongresi olurum, divan kurulu üyesi olmak çok onurlu bir görevdir. Oradaki arkadaşları, divan genel kurulu arkadaşları da saygıyla yad edeyim, emekleri olacaktır illaki. Fakat ben orada durmayı istemiyorum. Ben oradaki kirli ilişkileri gördüm çünkü gittim birkaç kongreye. O kirli ilişkilerin içine girmek istemiyorum. Ben dışarıda kalıp Beşiktaşlı olmaya çalışıyorum. Oradaki insanlar da Beşiktaşlı ama ben farklı bir boyutta Beşiktaşlı olmaya çalışıyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Kimseyi bağlamıyor. Ben başka bir yerde durdum. O yüzden yazdığım yazılarda, söylediğim şeylerde beni linç etmeye çalışıyorlar. Benim üstüme gelmiş. Hiç umurumda değil. Hiçbir zamanda başarılı olamayacaklar. Çünkü haklı çıkacağımı biliyorum. Bu benim ihtisas alanım. Bir doktor neyse, inşaat mühendisi neyse, mimar neyse, ben de futbol üzerinde ihtisas yapmış, 40 yıllık emek vermiş bir insanım. Kolay kolay yanılacağımı sanmıyorum. Netice itibariyle süreç olarak baktığın zaman Beşiktaş'ın şu anda geldiği nokta, son 22 yıllık beraber geldiği bu yönetim, o matruşka yönetimi düzenini bitirip farklı bir muhalif bekleyen, dışarıda bekleyen muhalif yapının kazanımıyla geldiği söylendi. Fakat gelinen noktaya baktığın zaman ben böyle düşünmüyorum. O muhalif yapı bertaraf edildi. O bertaraf edilmeyle ilgili farklı bir sistem ortaya geldi. Ben buna şu anda illüzyonist bir sistem olarak, illüzyon bir yapı olarak değerlendiriyorum. Ve
sonuçları bakımından baktığın zaman Beşiktaş'ın yapısıyla uyuşmayan bir sürü öğeler içinde barındırıyor ve bir sürü o üyelerin temizlenmesi lazım. Şimdi mesela Fulya projesini örnek vereceğim. Fulya projesi, Kadir Bey'e sonra geleceğim. Fulya projesini örnek vereceğim. Bakın bir tahkim yapıldı. Sayın Ahmet Nurçevi'nin önderliğinde. Bir tahkim yapıldı ve o tahkimde 3 kişi atandı. O 3 kişi de baktığın zaman çalıştıkları yerler ve diğer yerlere baktığın zaman Sayın Aşçıoğlu'ya yakın bölgelerde çalışmışlar. Ve netice itibariyle o tahkimin aldığı 2-1 karar ki bizi destekleyen bizim tarafta olan tahkim bizim aleyhimize, karşı tarafta bir tahkim üyesi de bizim lehimize karar verdi. 2-1 Beşiktaş kaybetti. Ve bu genel kurulda alınmış bir karar değildi. Sayın Karadeniz bunu açıkladı. Böyle bir şey olmadı fakat işte çözükteki o ince oyunlar var ya, ince oyunlar. Bir kelimeyle her şeyi değiştiriliyor. Bu son tüzük çalışmasında kurultayında da aynı şeyler denendi ve yapıldı. O tüzükteki bir tane kelime üzerinden hareket edilmeye çalışıldı. Ve böylelikle Beşiktaş tahkim kurulan hakem heyeti tahkim tarafından mağlup ilan edildi. 2-1 maçı kaybetti tabiri caizse Aşçıoğlu'na karşı. Şimdi 1903 yılında kurulan bir camia, yeni kurulmuş, yeni sistem bu son siyasi yapının içinden ortaya çıkmış biri, ihaleler alan birine karşı bir müteahhite maçı 2-1 kaybetti tabiri caizse. Şimdi bu Sayın Yalçın Karadeniz tahkimle ilgili dosyaya, savcılık dosyasına gitti, dilekçe verdi. Ve bu savcılık dilekçesini veren kişi de Sayın Nursel Tekin Oktay, benim kadim dostumdur. Çok da severim kendisi. Beşiktaşlı. O da Beşiktaşlıdır. Kimsenin isim olarak kimseyle hareket etmez. Neticede bak orada dosya duruyor. Çok Hürser hocam. Hürser hocam da başımızın taşıdır yani bu arada. Ben evet, de çok severim. Gerçekten severim kendisini. Netice evet. İtibariyle orada dosya duruyor ve dilekçe verildi. Şimdi yanılmıyorsam 1 Haziran'da ya da 3 Haziran'da şeyi doluyor. 6 ay doluyor. Ve kendisiyle gurur duyan bir avukat arkadaşımız var, Aker Çıtak. Siz merak etmeyin dedi, bizim kontrolümüzde her şeyi biz halledeceğiz dedi. Bunu açık açık kendisi beyanı olduğu için söylüyorum. Kendisiyle de gurur duyduğunu da söyledi bir şeyde, Twitter'da. Netice itibariyle bu gurur duyma sebeplerinin altında gerekçesi de Beşiktaş'ın çıkarlarını kurma. O onu başardı ama biz de onunla gurur duyacağız. Mühim olan bizim onunla gurur duymamız. Esas mesele bu. Biz onunla gurur duyduğumuz zaman her şey farklı olur. Onun kendisiyle gurur duymasıyla olmaz bu iş. Netice itibariyle bu sürece müdahil olması lazım Sayın Arat'ın ve yönetimin. Burada Beşiktaş'ın 95 milyon dolarlık bir kaybı söz konusu. Bu Beşiktaş'ın çok büyük bir para. Ve 67'ye 33 bir yerden söz ediyoruz. Şeyi kör noktaların tamamı Beşiktaş'a verildi. Bütün iyi tarafların hepsi müteahhit Aşçıoğlu aldı. Ve orada Şahin Öktem hala duruyor. Yıkık dökük vaziyette. Yapılan anlaşmanın içinde olmasına rağmen ama Aşçıoğlu oraya kendi ismini koymak istedi. Herkes karşı çıktı. Şahin Öktem'in yapıldığı yere Aşçıoğlu kendi ismini koyamaz. 1903 yılında kurulmuş bir kulübün önüne hiç kimse geçemez. Hele hele Sayın Aşçıoğlu hiç geçemez. Haddi bile değil oraya geçmek. Ve bu cesareti de nereden alıyor? İnanılır gibi değil yani. Gerçekten bu açıklamayı ve bu cesareti nereden alıyor? Bu da çok önemli bir şey. Netice itibariyle buraya gidip müdahil olması lazım. Ve buraya müdahil olmadıkları takdirde kayıp çok büyük olacak. Hep söylüyorlardı, biz bunun peşindeyiz, Fulya projesi böyle. Sayın Arat Tüzük Kurultayı'nda çıktı, dedi ki biz kiralık yerleri boşaltın, biz oraları kirayı. Ya burası zaten kiralık senin. İstediğin zaman çıkarsın, istediğin zaman. Aradaki sorunu bitecek. Hayır, sorunu değil ki. Sorun senin orada 95 milyon dolarlık kaybın söz konusu. Ve sana yanlış yerler verildi. 67-33 doğru pay edilmiyor. Sen bunları düzeltmek zorundasın. Fulya projesi bunun üzerinden geçecek. Şimdi bunları yapmıyorsunuz. Muhalefet olarak geldiğinizi söylüyorsunuz. Süleyman Saba'nın devamı olduğunuzu söylüyorsunuz. Kulübün çıkarları söz konusu olduğunda ağır hareket ediyorsunuz. Hala süreç var, bekleyeceğiz, bakacağız. Sayın Kadir Çelik'e geldiğim zaman bakın, Süleyman Saba geleneği, şerefli ikincilikler vardır bilirsin. Sayın Seba bunu söylemişti. Ve iyi bir insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olmazlar. Şampiyonluk kutlamalarında, galibiyetlerinde rakip takımı üzmemeye özen gösterin der. O arkadaşların onurunu kırmayın, özen gösterir. Çıkıp konuştuğu zaman son derece naif, son derece kibar konuşur. Hiçbir zaman yalan söylemez. Olması gerekeni konuşur. Ve
kulüp onun nasıl diyeyim namusuydu. Haysiyeti, şerefiydi, onuruydu. Ve bu haysiyeti, şerefi, onuru, namusu taşıdı. O şeref stadından aldı, buralara kadar getirdi. Ve Beşiktaş'ın geleceği olan proje, onun dışında ona kurulan kumpas neticesinde Ahmet Dursun, Seba gitsin sloganlarını attıranların sayesinde 95 milyon dolar para kaybına, 67-33 olmasına rağmen bunun gerçekleştiği çok daha büyük zarara neden oldu. Şimdi Sayın Kadir Çelik'in bunları kovalaması lazım. Bunları yapması. Çok kadim dostu olan Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş'ın kadim dostudur. Tarihsel derinlikleri de vardır bu dostu. Ve bunlarla içeride dışarıda sürekli karşılaşırsın. Rekabet olumsuz geçer, olumlu geçer. İçindeki insanlar bunu dinamitleyebilir, farklılaştırabilir. Hiç önemli değil. Ama bu buna saygı göstermek zorundayız. Ve o takımların hem içeride hem dışarıda yapılan tüm maçlarda saygı çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Şimdi böyle bir hareketten sonra benim beklentim hala geçerli. Sayın Kadir Çelik'in istifa etmesi. Eğer Seba geleneğinden geldiğini de deklare ediyorsa ve bunu da söylüyorsa kesinlikle istifa etmesi gerekir. Hocam ben de sizin gibi istifayı bekliyorum. Olması gereken de bunu doğru olduğu için bütün söylediklerinize katılıyorum. Buradan bir kere daha aramızda yok ama gıyabında Hüseyin hocama da saygılarımı iletiyorum. O da hakikaten Beşiktaş için, Türk futbolu için, Türk spor için çok önemli bir isim. İnşallah onu daha sonra hak ettiği yerlerde görürüz. Biz de hep beraber bu doğruları sonuna kadar da savunacağız. Saygılar hocam, katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok değerli vaktini verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben size daha evvelden de söylediğim gibi hocam, biz bu doğruları sonuna kadar, istedikleri kadar bize eleştiri yapsınlar, hiç vazgeçmeden savunmaya devam edelim. Geri adım atmam. Yani kimse bana bu hayatım boyunca, ben 60 yaşına geliyorum, attıramadı. Bundan sonra da hem ideolojik yapım hem kişisel yapım hiçbir şekilde buna izin vermez. Yani biri kimse gergedanlaştıramaz. Merak etme. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Bizleri izleyecek olan tüm Beşiktaşlara da saygılarımızı iletiyoruz. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben de sevgilerimi sunuyorum tüm Beşiktaş. Gerçek Beşiktaşlara sevgilerimi sunuyorum. Aynen öyle hocam. Teşekkürler.